Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün bayramın ikinci günü. TMM randevumuz var. Romokları götürüyoruz. Pedal modumuzu alalım. İleri. Şu klimamızı bir ayarlayalım. Yukarı ver. Tepelamamızı açalım. Arkamızda 18 tonluk yoksal takıldı. Buranın da safileri örttük. Hazırladık. Burada da 716. Traktörü otomatik çift şekere alacağım. Çünkü varyoyu biliyorsunuz. Yavaşlamak istediğinizde yani tahriğin olduğu tekerlekleri şanzıman kastırarak frenlemeye geçiriyor. Hani yavaşlıyor traktör. Böyle kalkışlarda da anlık olarak zorlayıp sürekli arkaları patinaya düşürmemek için otomatik 4 çekeri aldık. Şimdi yavaşlarken şimdi düz yolda pek fark etmiyor ama İnişli rampalarda sürekli arka tekerlekler hafif freni yapmaya başlıyor çünkü kastıracak biz frene basmadığımız halde dahi ayağımızı gardan çekince şanzıman kasıyor. O zaten belli bir hızdan sonra devreden çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi sofron romork olduğu için hızlanma ve yavaşlamalarda bayağı bir vurduruyor. Yani bu romorklar bu şekilde bakın vurdurma yapıyor. Şimdi çok acele değildi. Şimdi iki romorku götüreceğiz. Orada bunları birbirine ekleyeceğiz. Ondan sonra daha iki romorkumuz var. Onları alıp gideceğiz. Şuradan yakıtımızı sıfırlayalım biz bir bakalım kaç litre yakacağız gidene kadar. Oradan ona da bakmış oluruz. Mesela hiç frene basmadım. Hafif bir rampada beni yavaşlattı. Şuradan hızlanma kadememi de 4'e aldım. Şöyle göstereyim. Şuradaki kademe var ya orada da. 3, 4, şu. O 4 olduğunda hızlanma ve yavaşlama esnasında şanzımanı hızlı şekilde hareketlendiriyor. Evet, şimdi tam gaz çıkıyoruz. Yani ben sonuna kadar pedala basıyorum. O bu kadar gaz diyor, bu kadar
devir yapıyor. Biz iki remor taksaymışık, buradan çıkamazmışık. Hafif patinajla gidiyorum, çok az. Yine şöyle. İşte buradaki etken ön tarafın ağır olması, hafif olması, ağırlığımızın az olması yani. Artı diğer konuda sofralı remork traktöre hiç basmıyor. Full çekili gidiyoruz şu an, traktörün ağırlığı kadar çekiyor, öyle söyleyeyim. Tabii 716'ya o remork küçük geldi, o gidiyor. Hadi oğlum, hadi hızlan. Şöyle cruise'umuzu aldık 45 kilometreye. Şu an çok aşırı zorlanıyor aslında ama yaptığı en fazla devirler böyle. 2000 devirlere pek çıkmak istemiyor traktör. Bakalım şimdi diğer remorka taktığımızda da yine bu yol blok 1 olur, o da 2 olur diye düşünüyorum, tahminim. Böyle bir başlık atabilirim. Onda da farkı anlayacağız. Şimdi remork basında nasıl çekiş olacak? Aşağı yukarı tonajları eşit olacak diğer remorkta da. Dün akşam yine yağmur yağdı. Sabaha karşı falan da bayağı bir yağmur düştü. Yani biçim yine kaldı. Ya bu malı satalım. Ondan sonra Avaşlı'ya tekrar biçime başlayacağız. Gerçi yarın yine bir yağmur gösteriyor artık. Bilmiyorum nasıl olacak. Yağacak mı, yağmayacak mı? Düzlüğü buldu hemen, 43-45 hızlanıyor. Tamam. Şimdi ne yapacak? 716'da rampayı gördü, şimdi bakalım bize ne olacak. Derken biz de sindik. Derken biz biraz patinaj çekmeye başladık. Hadi oğlum, sakın öyle bir şey yapma, burada kalma. On kilometreye düştük. Ben bayağı biraz patinajla gidiyoruz. Evet, geçti.
Bayağı bir şaşırttı beni, 10 kilometreye kadar düştük. Mesela gördünüz yani 45'ten 10 kilometreye kadar kendi kendine hiç hızı kesilmeden düşüyor. Şu an zamanın bu olayı güzel. Şimdi ne yapacağız? Burada yavaşlatacağız traktörü. Çok fazla salmadan. Mesela hiç frene basmıyorum. Rampaya iniyoruz. Devir çok aşırı yükselirse frene dokunacağım. Şu an 2300 devire kadar çıkardı traktörü. Ve şu an tutuyor, yavaşlatıyor. Çünkü yolun tam şu en alt noktası biraz bozuk. Çukurlar var yani, bu hızlarla gidemeyiz orada. Sonra oldu oldu. Yürü oğlum. 45.1 seni bekler. Da soğuk oldu. Olsun, yine 716'ya yaklaşmaya çalışıyoruz. Çok daha araştırmadan yakın gidiyoruz yani. Yani onun yükü biraz daha ağır tabii benden. Yavaşlatamadığında frenle durmaya çalışıyoruz. Tabii bu arabada frenlemek de durmak da biraz daha zor. Çünkü sofralı römork traktöre basmıyor. Dağımızın içine girdik. Buradan çıkıp TMA'ya doğru gideceğiz. Tabi bayram dolayısıyla kafa kamerası evde kaldı. GoPro'yu alamadım yanıma. Yoksa o video daha da farklı olabilirdi. Daha uygun çekim yapardım büyük ihtimal. Ama elimden gelince telefonla çekeceğim. Risk olmayan yerler için. Sıkıntılı yerlerde tabi kapatacağım kamerayı. Kusura bakmayın şimdiden. Yoksa asfaltta patı çektik ya.
Patı çekerek kaldı traktör. Son dakika sarı yanarken geçtik. Şimdi şuradaki rampada ne olacak? Büyük tane 716 uçup gidecek orada. Biz arkadan yavaş yavaş çıkacağız. İnaçlarda bekliyoruz. İnşallah şu geçince kalkıncaki ışıkta durmayız ya. Şimdi römork uzun. Işıklar biraz problem. Hadi oğlum, hadi. Hadi yakala 716, hadi. Bak 45'ten sonra bırakacak, bizi gidecek o. 45 km hızdan sonra 716 akar gider. 55 km hız yaptığı için arayı hemen açtı. Ama bekleyecek, ben şimdi söyledim. Şu an 6 litre yakmışız evden çıktığımızdan beri. Şurada sol tarafta gözüküyor. Rampaya gelmeye başladık, şiştik. Hızlıca alsa şimdiki ışıklarda ne lastik sesi yaptı ya. Kalkışta ışıktan kalkışta dört teker pati çekti resmen traktör. Gıcık gıcık böyle bir asfaltta patinaj çekme sesi geldi. He işte şimdi seni yakalayacağım. Sen ışıktan yeni kalktın. Hadi oğlum. Hadi. Kalksana azıcık, o da hızlı kalkıp gidiyor. Işığı geçsek bari. Şimdi kırmızı yanacak burada. Biz yaklaşana kadar adam kalktı gitti bile.
çarınız bu kadar. Ondan sonra şanzıman kendini kasmaya başlıyor. Rampalar bizi yoruyor, çıkamıyoruz. Bu arada blue'umuz da azalmış, şöyle bakın. Bayağı bir azalmış. Yani çok aşırı tüketmediği için problem olmuyor ama blue eklemek lazım. Yoldan gireceğiz ama çok da sıkıntılı duruyor. Valla ne oldu oldu. Yürü oğlum. Oh, oh geçti. Ya şimdi ana yol sıkıntılı. Allah korusun. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Şimdi iki, gel. İki remorku da söktük. Şimdi gideceğiz diğerlerini almaya. Şöyle onları birbirine bağladık burada. Yarın 313'te sokacağız onları içeri. Kademimizi 3'e çeksek olur. Tepe lambası önemli. Şu çift şekerimizi iptal edelim. Yeter şunu oradan çıksın, arkasından da ben gideyim. Söğütlüde'den Hafsa TMO'ya kadar geldik. Buraya kadar 900 litre mazot yakmışız. Remorkta 18 tona yakın yük vardı. Aradaki metre, kilometreye de bir bakarsınız internetten. Yani o kadar mesafede 18 tonluk remorku 900 litre mazotla çekmiş bu traktör. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Artık diğer videoyu ayrı yapacağım. Çünkü ikisi birleşen çok uzun olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.